Şimdi muhaliflerin bu toplantısı devam ederken kulislere önemli bilgiler de sızdı. Bazı delegeler toplantıda tüzük kurultayı için imza toplanmasına 621 sayısına ulaşmakta zorlanacaklarını ifade edip karşı çıktı. Peki sonuçta ne karar verildi? Sorunun yanıtı Erdinç Öz Yılmaz'da. Erdinç'e soralım. Var mı bir sonuç Erdinç? Evet var bu akşam saatlerinde muhalif kanattan önemli bir açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada yine aslında seçimli olağanüstü e, kurultay çağrısı yapıldı. Olağanüstü kurultay bir an evvel toplanmalıdır ifadesi yer aldı o açıklamada devamında. Parti yargıda tartış tartıştırmayacağız dedik ve sözümüzün sonuna kadar arkasında duracağız. Hakları tüzük kurultayı da dahil olmak üzere kullanacağız. Ancak olağanüstü kurultay çağrısının yapılmaması halinde tüzüğümüzün verdiği tüm demokratik haklar kullanılacak ve tüzük... Tüzük kurultayı da dahil olmak üzere bu çağrıyı, bu adımı atacağız ifadeleri kullanılıyor. Yani... Tüzük kurultayı için aslında düğmeye basıldı ama genel merkezde gözler, genel merkezde Kılıçdaroğlu'nun olan olağanüstü kurultay çağrısı yapması beklenecek. Ne zamana kadar? Bayrama kadar. Yani bu hafta sonuna kadar aslında genel merkezde olacak muhaliflerin gözü. Eğer üstü kurultay çağrısı yapılmazsa bayramdan sonra bu kez tüzük kurultayı için onlar imza toplamaya başlayacaklar 428 imza aranacak ve hemen sonrasında ise elbette 622 imza o tüzük kurultayında aranacak çünkü tüzük kurultayının içerisinde seçim yapılabilmesi için bu sayıda delegenin imza vermesi gerekiyor yani önümüzdeki günlerde aslında yine CHP'de hareketli fırtınalı günler olacak biz de o fırtınanın detaylarını aktarmaya devam ediyor olacağız.